Türklerin, Türkmenlerin, Kürtlerin ve Nusayriler olarak adlandırılan Arap Alevilerinin inanç dünyasında gözlemlediğimiz Alevilik, binlerce yıllık zaman içinde gelişmiş ve farklı dilleri konuşan halkların ortak inancı olarak şekillenmiştir. Tek bir kaynağa dayanan bir inanç değildir. Senkretik bir inançtır ve geçmişinde birçok tarihsel faktör, din ve öğretiyi barındırır. İçinde ve günümüze kadar uzanan tarihsel kökeninde, Türk ve Kürt olmayan birçok halkın antik inançlarından da çokça şey vardır. Çalışma ilerledikçe, Aleviliğin kökenlerini anlatırken birçok halkın inançlarından söz edeceğim. Bu, hiç kimsenin Türklüğüne veya Kürtlüğüne laf ettiğim veya ırk araştırması peşine düştüğüm anlamına gelmeyecektir. Kimsenin ırkı veya aidiyet hissettiği kimlik asla beni ilgilendirmez, bunlar kişinin kendindedir. Bir insan kendini neye ait hissediyorsa odur. Ayrıca, nasıl ki Noel kutlayan bir İngiliz, Noel'in kökenleri Cermenlerin Yul kutlamasına dayandığı için Cermen ilan edilmiyorsa, Babil ve Antik Mısır gibi birçok bölge inançlarından etkilenmiş olan Musevilik dini mensubu bir Yahudi'ye, sen Babillisin veya sen Mısırlısın denmiyorsa, içinde birçok halkın inancından ögeler barındıran Aleviler de başka milletten olmayacaklardır. Küçük bir örnek vermek gerekirse, Aleviliğin kökeninde antik İran'dan izler olması, Alevileri İranlı yapmaz. Yani, Alevilik gibi senkretik bir inanç sisteminin kökenini yalnızca belli ırk veya toplumun tekeline indirgemek ve inanca, milliyetçi duygularla yaklaşmak doğru değildir. İnanç veya din, bir etnik kimliğin üzerine yapışmak zorunda değildir. Basit bir örnek vermek gerekirse, Hristiyanlık dendiğinde bunu tek bir etnik kimlik ile ilişkilendiremezsiniz. Çünkü tarih boyunca İsveçlilerden Ruslara, Afrikalılardan Çinlilere, Türklerden Kürtlere kadar bu dine inananlar olmuştur. Yani din veya inanç ile etnik kimlik birbirinden tamamen farklı kavramlardır. O yüzden lütfen duygusal davranıp ikisini birbiriyle ilişkilendirmeyi bırakın. Işığa tapınmanın insanlık tarihiyle yaşıt olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü geçmişten günümüze kadar neredeyse her topluluk ışığa tapmıştır. Antik dönemde güneş, ay, Venüs ve yıldızlara tapınmanın ve onları tanrılaştırmanın bile altında yatan en temel neden ışığa tapınmadır. Işığa tapınma şekli her toplumun kendi kültür ve inanışına göre farklılık göstermiş, ışığa verdikleri isim de, onu simgeleyen etkenler de toplumdan topluma değişmiştir. Örneğin, Latince'de lux, İngilizce'de light, Almanca'da licht, İspanyolca ve Portekizce'de luz, Hititçe'de luk, Ermenice'de luis, Türkçe'de ışık, yalav, alav, alev ve Arapça'daki nur gibi. Hemen burada, son yıllarda yayılan bir söylentiden dolayı bildirmek isterim ki, Luviler ile Aleviler arasında bir bağlantı yoktur. Onların dini, fırtına tanrısı Tarhundas, tıp ve büyü tanrıçası Kamrusepa, güneş tanrısı Tivad, bahçe ve zanaatkarlığın tanrıçası Malia, ay tanrısı Arma, savaş tanrısı Yarri ve yeraltı tanrısı Santa etrafında şekillenmiştir. Ayrıca Luvi terimi, Orta ve Geç Tunç çağında Batı Küçük Asya'da var olan şehir devletlerini ve küçük krallıkları ifade eder. Bunlar farklı milletten insanlardılar ve çok dilliydiler. En büyük dil grubunu oluşturanlar Hint-Avrupa kökenli olup Luvice konuşanlardı. Luvi hieroglif yazısı en son M.Ö. 600'de görülmüş olsa da Luvi dilinin kullanımı Roma zamanlarına kadar devam etmiştir ve bunların hiçbirinde Alevilik ile bağdaştırılacak güçlü unsurlar yoktur. Konumuza dönelim. Alevilik, Ali'nin taraftarları ve onu sevenlerin inancı olarak anlatılır. İslam'ın zorla ya da dolaylı yollarla dayatıldığı topraklarda sistem her yeni bireyi bu inanış ile büyütür. Bu yüzden her Alevi kendini kılıcı ile meşhur olan savaşçı Ali ile ve İslam ile bağdaştırır. Anadolu Aleviliğinin içine Halife Ali'nin girmesindeki en büyük etki Osmanlı ve İran'daki Şii düşüncelerdir. Antik dünya toplumlarının neredeyse hepsinin taptığı baba tanrı özünde bir ışıktır. Benzer şekilde Alevi kelimesi de Ali kaynaklı değildir.
ne Ali döneminde ne de sonraki yüzyıllardaki tarihsel kaynaklarda Alevi diye bir isme rastlanmaz. Yeni bir sözcüktür. Sözcükte Ali değil Alev vardır. Bunu herkes görebilir, gayet açıktır. Alev ışıktır ve bilgiyi simgeler. Mitolojide insanları kurtuluşa götürecek gnostik bilgiye sahip olan Ali, Tanrı'nın yeryüzündeki yansımasıdır. Tanrı ve ışıktır. Tanrı'nın özü ondadır ve sonsuz ve ölümsüz olan odur. Zaten Ali sözcüğü yüce anlamına gelir. Yani Aleviler aslında Halife Ali'nin değil de Alev'in, yani ışığın ve gnostik bilginin takipçileriydiler. Kimi Alevi nefeslerinde Ali'den Rahman, Rahim, 18 bin alemi var eden, yağmur yağdıran, yaradan diye söz edilmesinin kökeninde yatan da bunlardır. Bu gerçeği, Aleviler Ali'yi çok sevdikleri için onu bu şekilde yüceltmişlerdir şeklinde örtmeye çalışmak gereksiz bir uğraştır. Örnek olması için birkaç Alevi nefese bakalım. Çorumlu, Sefil Ali'nin deyişi. Kün deyince var eyledi 18 bin alemi. Hem yazandır hem bozandır levh-i mahfuz kalemi. Külli dertlerin dermanı, yaraların melhemi. Hem sakidir hem bakidir nuru rahmanım Ali. Yetiş çağrımıza kurtar, medet mürüvvet ya Ali. Şah-ı Merdan çüşe geldi, sırrın aşikar eyledi. Yağmuru yağdıran benim deyi Ömer'e söyledi. Ol demde şimşek balkıyıp yedi sema gürledi. Hem sakidir, hem bakidir nuru rahmanım Ali. Yetiş çağrımıza kurtar, medet mürüvvet ya Ali. Ömer vardı Hak Muhammed katına, dedi. Eyle beyan, Hazreti Ali midir ol arşa gürleyen, çarhı gerdunun elinden sırrı hikmet eyleyen. Hem sakidir, hem bakidir nuru rahmanım Ali. Yetiş çağrımıza kurtar, medet mürüvvet ya Ali. Hak Muhammed buyurdu ki, yektir Ali, bir dedi. Hem evveli hem ahiri her şeye kadir dedi. Ali'ye şirk koşanlar mutlaka kafir dedi. Hem sakidir hem bakidir nuru rahmanım Ali. Yetiş çağrımıza kurtar, medet mürüvvet ya Ali. Benzer sözleri Pir Sultan Abdal da söylemiş ve bir deyişinde şöyle demiştir. Gafil kaldır şu gönülden gümanı, bu mülkün sahibi Ali değil mi? Yaratmıştır 18 bin alemi. Rızıkların veren Ali değil mi? 16. yüzyılın ilk yarısı ile 17. yüzyılın başlarında yaşamış, önde gelen Alevi ozanlarından Tokatlı Kul Himmet'in deyişi. Yedi iklim dört köşeyi dolandım, ben Ali'den gayrı birer görmedim. Kısmet verip alemleri yaradan, ben Ali'den gayrı birer görmedim. Bir ismi Ali'dir, bir ismi Allah, inkarım yoktur hem vallah hem billah. Muhammed Ali yoluna Allah evvallah. Ben Ali'den gayrı birer görmedim. Ol kudret bendini kırdım gark ettim. Sarı öküz tüyün saydım fark ettim. Arş-ı muallayı gezdim seyrettim. Ben Ali'den gayrı birer görmedim. Cennet bahçesinin nedendir tası? İncidir toprağı hikmettir işi. 120 bin peygamberler başı. Ben Ali'den gayrı bir er görmedim. Kul himmetim eydür kırklara beli, dilim medhin söyler aslımız deli, evveli Muhammed ahiri Ali, ben Ali'den gayrı bir er görmedim. Ali'nin tanrısallığı hakkındaki örneklerden sonra şimdi konumuza geri dönelim. Osmanlı'nın 16. yüzyılın son çeyreğine kadar Alevileri ışıkçılar ya da ışık taifesi diye adlandırmış olması, Alevi kelimesinin Halife Ali kaynaklı olmadığının kanıtlarından biridir. Ali'siz Alevilik olmaz görüşünü sıkı sıkıya savunan Baki Öz'ün, Alevilikle ilgili Osmanlı Belgeleri adlı kitabından bazı Osmanlı belgelerini okuyarak, Alevilerden, ışıklar, ışıkçılar veya ışık taifesi diye söz edildiğini hep birlikte görelim. Bugünlerde gönderdiğim mektupta, daha önce sizlere gönderilen onurlu buyruklarımdan söz ederek, Eskişehir ve Seydi Gazi ilçelerinde kimi Seydi Gazi ışıklarının oturduğunu ve bunların da fesatçı kişiler olduğundan yakalanıp güvenilir kişilerin bekçiliğinde Kütahya'ya gönderilip hapse atılmalarını ve sonuçtan bizim haberli kılınmamızı istediğimizi yazmışsın. Yazıda ayrıca Eskişehir Kadılığı'nda
ışık inançlı iki kişi bulunduğunu, bunların birinin 20, birinin ise 15 yıldan beri inançlarından dönüp sünni olduklarını, evlenip çoluk çocuğa karıştıklarını, hiçbir suçla suçlanmadıklarını, buna yöre halkının tanıklık ettiğini yazmışsın. Şimdi buyurdum ki, ilk buyruğumdaki gibi davranıp, bunlar gibi fesatçılara fırsat ve ruhsat vermeyesin. Bu buyrukta, Eskişehir'deki iki ışığın daha sonra sünni olduklarından söz edilmesi önemlidir. İlerleyen süreçte karşılaşacağımız buyruklarda yazanlar ile üzerlerindeki baskının ne boyuta geldiğini görecek ve asimilasyonu oluşturan yapıyı daha iyi kavrayabileceksiniz. Edirne Kadısı'na hüküm ki, şu günlerde, kutlu saltanat günlerinde, Hazreti Muhammed'in şeriatını icra etmek ve onun getirdiği hükümlere bağlanmak tek emelim olmakla birlikte, çok geniş topraklara sahip Osmanlı ülkemde, valiler ve hakimleri tayin etmekten dahi şerefli amacım, yüce şeriata aykırı olan kötü davranış ve hareketleri yasaklamak ve def etmektir. O halde, bundan önce ülkemde kutlanan bayramlarda, bazı kimseler şeriata aykırı olan eğlence ve oyunlarla meşgul olup, bu yüzden birçok uygunsuz işler ve günah işlendiğinden, bu bayramlarda şeriata aykırı iş işlemeyenler diye emir verilip, o çeşit aşağılık işler yasak edilip ve def edilip uyarılmış ve tekrar tekrar resmi yazılar yazılmıştı. Halen kadılık görevi yaptığın yerde, önceki bayramlarda bazı günahkarlar şerefli şeriata aykırı ve emre karşı önceki üslub üzere davul ve nakkare ve zurnalar çalıp, birçok eğlence ve yasak davranışlar yapılıp, bundan başka ortadan kaldırılmış bid'atlardan, aşura günlerinde ışık taifesi dahi, sancaklar kaldırıp, davul ve nakkare ve def dümbelek ile açıkça şehirde gezip, Müslümanların hakimlerine bu tür şeriata aykırı hareketlerin yasaklanması gerekir iken, izin verilip yasaklanmadığı işitildiğinden, imdi, bunun gibi kötü eylemler, bundan önce yasaklanıp def edilmiş iken, bu kez izin verilip yasaklamamaya sebep nedir bilinmesi ve bundan sonra yasaklanmak gerektiğinden buyurdum ki, şerefli hükmüm elinizi buldukta, bundan sonra bayramlarda şeriata aykırı davranışlarda bulunan kimselere davul ve nakkare çaldırıp, eğlenceler ve yasaklanmış davranışlar yaptırmayıp, yapanları yasaklayıp, aşura günlerinde de ve diğer zamanlarda ışık taifesinin bu çeşit davranışla şehirde gezdirmeyip yasaklayarak, bu yasağa uymayanları şerefli şeriatın gereği ile cezalandırıp, bu yüce emrimin suretini orada düzenlenen sicile kaydedip, bugün ve bugünden sonra yüce buyruğuma aykırı ve şerefli şeriata karşı gelen kimselere göz açtırmayasın. Buyrukta iki sözcük iki kez birlikte geçiyor. Aşure günü ve ışık taifesi. Yani Alevilerden söz ediliyor ve aşure gününde kutlama yaptıklarından, bunun da şeriata aykırı olduğundan dem vuruluyor. Başka bir buyruğa bakalım. Varna Kadısı'na buyruğumdur. Bugünlerde en büyük araziyi işleten Mehmet ile mektup göndermişsin. Varna'ya bağlı Akyazılı Baba Tekkesi'nde oturan ışıkların teftişi sırasında, tekkeye komşu olan nice Müslümanların ve Serhat Beylerinin tekkeye hizmet için kişiler gönderdiğini ve bunların da tekkenin etrafına bağlar bahçeler diktiklerini, gel gelelim tekkede oturan ışıkların bunları şarap yapıp gelen Leventlere ve komşu ahaliye sattıklarını, içlerinden Mevvac Ali diye birinin ise haram oğlu olduğunu, tüm yaşamında karıştırıcılık yaptığını, onu ortadan kaldırdığını, ancak birkaç gün sonra Pervana adlı kişinin ve birkaç ışığın tekkenin işi kul tayfasındadır diyerek yabancılarla işbirliği ettiğini, tekke ortasına bozgun ve gürültü saldığını yazmışsın. Şimdi buyurdum ki, adı geçenleri güvenilir kişiler bekçiliğinde eşiğime gönderesin. Buyrukta, ışıkçıların oturduğu söylenen Akyazılı Baba Tekkesi, adını Hacı Bektaş'ın ardıllarından olan ve 16. yüzyılda yaşamış bir Alevi'den, ışıkçıdan almıştır. Alevilikte baba, dede, ana gibi sıfatlar yaygındır. Bunlar Alevi kültüründe saygı ve statü göstergesidir. Varna Kadısı'na buyruğumdur.
Balçık ilçesi vekilinin imzası ile eşiğime sunulan suç duyurusunda, senin ilçende, Kaliagra Kalesi'nde yapılan Sarı Saltık Zaviyesi'nde Mehmet adlı bir ışık, şeriata ve İslam dinine aykırı kimi konuşmalar yapmış. Şimdi, bundan önce korunan ülkemde her yere buyruk gönderip, böyle şeriata ilişkin aykırı sözler söyleyenlerin bu zaviyelerde barındırılmamasını iletmiştim. Şimdi hemen o anılan zaviyeye gidip bu işi araştırasın. O zaviyede oturanlar nasıl kimselerdir bilesin. Adı geçen ışığın sunulduğu üzere şeriata aykırı sözler söylediği doğru mudur? Ne çeşit kimsedir? Ondan başka adı geçen zaviyede bulunanlar bid'at ehli ışık taifesi midir? Yoksa ehli sünnet vel cemaat olarak kendi hallerinde midir? Nicedir, yazıp bildiresin. Buyrukta sözü edilen Sarı Saltık adlı zaviye, adını 13. yüzyılda yaşamış bir Alevi dedesi ve dervişten almıştır. Hatta Balkanlar ve Anadolu'da etkinlik göstermiş olan Sarı Saltık'ın adına Saltukname adlı menakıbname düzenlenmiştir. Aynı yer hakkında daha sonra gönderilen bir fermana bakarak, hem yine Osmanlı'nın Alevilere ışık dediğini, hem de ışığa tapanlara bakış açısını pekiştirelim. Varna Kadısı'na buyruğumdur. Ayrıca zeameti kullanan ve mallara bakan Mehmet'e buyruğumdur. Bugünlerde ilçendeki kimi tekkelerde, yanlış yolda bulunan ışıkçıların toplanıp, yanlışlık, karıştırıcılık ve kötülük yaptıklarını duydum. Daha önce koruduğum ülkemde ehli sünnet ve cemaatten olmayan, bidat ve sapık olan ışıkların yasaklanması için buyruklar göndermiştim. O buyruklarım şu anda da geçerlidir. Buyurdum ki, varlığında bu konuya özellikle uyasın. İlçende sünni olmayan ışıkları yakalayıp kovasın. Şeriata aykırı kimseleri çalıştırmayasın. Yasağa uymayanları ise adlarıyla bildiresin. Daha önce onlar için buyruklarım gereğince iş göresin. Ancak bu sınıflara girmeyenleri de incitmeyesin. Sultanın buyruklarından tekrar ve tekrar anlıyoruz ki, ışıkçılara yani Alevilere sapkın gözüyle bakılmaktadır. Bid'at yani sonradan uydurulan şeylere inanan insanlar olarak görülmektedirler. Dolayısıyla sapık damgası yemekten kurtulmaları ancak İslam'a, Osmanlı'nın dini olan Sünni İslam'a geçmeleri veya geçmiş gibi yapmaları ile mümkün olacaktı. Bu da kaçınılmaz olarak beraberinde asimilasyon ve kaynaşmayı, yani Alevileri İslam'ın çatısı altına sokup sentezleyerek Ali'siz Alevilik olmaz diyen ve İslam'ı benimseyen Alevi görüşü doğurmuştu. Anadolu Beylerbeyisi'ne ve Denizli Kadısı'na buyruk, şu günlerde yüce kapıma dilekçe verip Denizli'de Sarı Baba Tekkesi'nde toplanan ışıklar, yanlış yol ve inanç birliği içinde olup gece ve gündüz saz ve söz ile şeytanlıklar edip Ömer ve Osman adlı kimseler yanlarına geldiklerinde kötü adlı kimselerdir. Adlarını değiştirmedikçe içimize sokmayız der ve ziyarete gelen kişileri de önce dışarıda secde ettirerek içeri alırlarmış. Kendileri ise sürekli namazdan uzak olup niye namaz kılmazsınız diye sorulduğunda bu veliye ettiğimiz hizmet bunun yerini tutar derlermiş. Oraların zorbaları ve haydutları genellikle onlara mürid olup ehli sünnetlere sürekli düşmanlık etmekte imişler. Bunların durumlarının görülmesi gerektiğini düşünerek buyuruyorum ki, bu onurlu kararım ulaştığında güvendiğin sırdaş adamlarını göndererek onların durumlarını iyice denetlettiresin, öğrenesin. Bu alanda suçlananları ve dinden dönenleri hapsettiresin. Işıkçılardan söz ederken, gece gündüz saz ve söz ile şeytanlık ettiklerini yazmış olması önemli bir noktadır. Çünkü saz, Alevilerin sıkı sıkıya bağlı olduğu bir unsurdur. Alevi deyişlerinin ve aşıkların eserlerinin okunmasında olmazsa olmazdır. Cemlere, semahlara eşlik eder. Kimi dönemlerde din adamları tarafından şeytan icadı damgası yemekten kurtulamamış bir Türk çalgısıdır. Ayrıca bu ve önceki kimi buyruklardan anlıyoruz ki, kimi Aleviler çoktan asimile olmuş, ışığa tapınmaya dayanan özlerini unutup, kendilerini İslam'ın anlattığı Ali ile bağdaştırmışlar.
Ahyolu kadısına hüküm ki, mektup gönderip Ahyolu ilçesinde Hatun ili bucağında sapkınlık yapan Işık taifesi toplanıp, Bahçeli adındaki başkanları Tur adlı Işık için peygamberdir diye inandığından başka, ehli sünnet ve cemaatten ibadet üzere Müslümanlara boş yere aç gezersiniz ve başınızı yere korsunuz deyip ve de feraiz kitaplarına saman ve kepekten ibarettir. Samanı hayvan soyu ve kepeği köpek yer. O kitapları okuyan da hayvan ve köpektir diye çekiştirip söverek Müslüman mezarlıklarına Yezidlerin kabirleridir deyip kendi ölüleri için ayrı mezarlık yapıp bu ve benzeri tam bir kafirlikle zihinleri boş ve okumamış toplumu dinden saptırmak üzere olup adı geçen bucak halkının çoğu bunlara uyup haksız yere adam öldürmeye ve mallarını almaya çalışıp kendi halinde olan halkın zayıflık zinciri üzere olup onların şerrinden rahatları olmayıp gizli ve açık olarak araştırıldıkta dava anlatıldığı gibi olduğundan haklıyı korumak gayreti coşup adı geçen Bahçeli ve müritlerinden Resul ve İsa yakalanıp biz kafir idik, şimdi Müslüman olduk diye tövbe ettikleri için kefile verilip adı geçen Bahçeli müritlerinden ve bazı hırsızlarından Hassa reislerinden kereste almaya gelen Hüsam reis ile yakalanıp gönderilmek üzereyken kaybolup öte yaka kızıl başlarından gelip bunların arasında yerleşmiş bir kara sakallı halk suretinde boyacı Ahmet adlı kimsenin öldürülmesi için toplanmış dururlar. O azgınlık ve sapkınlık için toplanmış dururlar. O azgınlık ve sapkınlık üzere olanların dayanamayıp yüce katıma yöneldiklerini arz eylemişsin. Sonraki yıllar Işık tayfası söylemi kayboluyor ve yerini tamamen Alevi, Bektaşi, Kızılbaş ve Rafizi sözcükleri dolduruyor. Osmanlı, Sünni inancın dışında kalan Alevileri bu gibi adlarla çağırıyor. 1568 yılındaki bir buyruk ile Amasya'da mülhidlik yani dinsizlik ile suçlanan Alevilerin hakkından gelinmesi, 10 gün sonra gönderilen başka bir buyruk ile Merzifon'da dinsiz olarak nitelenen Alevilerin cezalandırılması emrediliyor. Bundan 2 yıl sonra yani 1570 yılında ise Amasya ve Merzifon'daki Kızılbaşların dinsiz oldukları ve dinsel yasalara aykırı davrandıkları gerekçesiyle cezalandırılmaları için buyruk gönderiliyor. Ne de olsa Osmanlı Kızılbaşlık için fazihai cahilane yani cahilce çirkinlik, itikadı batıla yani batıl inanç ve şeriatça yasak olan yol diyordu. 17. yüzyılda Kızılbaşları Bektaşi potasında eritmek isteyen Osmanlı Devleti'nin onları Hacı Bektaş dergahına bağlaması ile Aleviler ile Bektaşiler birlikte anılmaya başlamışlardı. Kızılbaş dedelerinin Hacı Bektaş'tan icazet alır hale gelmeleriyle bu iki kavram birbirine karışmıştı. Daha sonra 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nı, Bektaşi tekke ve zaviyelerini kapatan Osmanlı, Bektaşi tekkelerini ya yıktıracak ya da camiye çevirtecek, misyonerlik çalışmalarını arttıracak ve özellikle Kızılbaş yani Alevi olarak nitelendirilen insanları Sünnileştirmeye çalışacaktı. Bu yüzden 2. Abdülhamit, Kızılbaşların yaşadığı bölgelere onlara İslam'ı tekrar anlatmaları için hocalar göndertecekti. Birkaç buyruğa daha bakalım. Zülkadir Beylerbeyine hüküm. İran ile ilişkisi bulunan Rafizileri başka bir nedenle suçlayarak toplayıp öldürün. Yalnız Rafizi olanları ise hapsedin. Sonucu da başkente bildirin. Bosyan ve Bozyan Beyi Behlül Bey'e hüküm. İran ile ilişkisi bulunan Alevilerin gizlice araştırılması, bunların bir başka bahane ile idam edilmeleri. Bozok Beyi Çerkez Bey'e hüküm. Sancağınızda bulunan Rafizilerden İran ile ilişkisi bulunanların araştırılarak saptanması, bunların başka bir bahane ile idam edilmeleri, İran ile ilişkisi bulunmayan Alevilerin ise saptandıktan sonra Kıbrıs'a sürülmeleri buyruğumdur. Zülkadriye Beylerbeyine ve Elbistan Kadısına hüküm ki, sen ki kadısın, bana gönderdiğin mektupta Elbistan'a bağlı İnanç Köyü'nden, Yitilmiş Abdal adlı kişinin Kızılbaş olduğunu bildirip, dinsel yasalarla hakkından gelinmesini istemişsin.
Buyurdum ki, anılan kişiyi hemen ele geçiresin. Daha ağır bir suçla kendisini tutuklatıp yargılatasın. Rafiziliği ve dinsizliğin gerçek olduğunun anlaşılması durumunda, Rafizi ve Kızılbaşların yargılanması hususundaki ilk buyruklarımız gereğince yargılattıktan sonra, suçlu olduğu ortaya çıkarsa, işlem yapıp hakkından gelesin. 1576'da Bozok Beylerbeyine, İran ile ilişkisi olan Alevilerin bir bahane ile öldürülmelerinin emredilmesinden bir yıl sonra, aynı yere, aynı konu hakkında buyruk gönderilerek şöyle deniyor. Bozok Beylerbeyine hüküm. Kızılbaşlıkla suçlanan kişilerin yazıldığı defter suretleri gönderilmişti. Bu kişiler soruşturulsunlar. Kızılbaşlıkları gerçekse idam edilsinler. Lakin yalnız ithamla kalmışsa bunlar Kıbrıs'a sürülsün. 2 yıl sonra, 1579 yılında yazılan uzun bir buyrukta, kâfirlik ve kızılbaşlık üzere olanların İran ile ilişki içinde oldukları gerekçesiyle cezalandırılmaları emrediliyor. Artıkabat ve Zile kadılarına gönderilen ve biraz uzunca olan buyruğun son bölümü şöyle. Buyruğum geldikte, bu hususu yüce şeriatın gerektirdiği şekilde hak üzre teftiş eyleyip göresiniz. Olay anlatıldığı gibi ise bu tür kızılbaşlık ve kafirliği şeriatça sabit olanların yüce şeriatın gerektirdiği şekilde haklarından gelip buyruğumun yerine getirildiğini bildiresin. Ama bu bahane ile kendi hallerinde sünni mezhebinden olan Müslümanlara yüce şeriata aykırı olarak baskı, taşkınlık ve tecavüz olunmaktan ve kızılbaş ve kafir olanları celb ve yakalamak için himaye etmekten kesinlikle sakınıp, şeriata aykırı olarak kimseye işlem yapmaktan son derece kaçınasın. Tüm buyruklardan anlayacağınız gibi, Osmanlı zaman zaman Bektaşilere, Alevilere, Hurufilere ve Rafizi eğilimli derviş zümrelerine Işık, Işıkçı veya Işık Taifesi adını vermiştir ve bu insanların inançlarını beğenmemektedir. Çünkü onlar İslam çatısı altında kabul gören bir mezhebe mensup değildirler. Diğer yandan, mektuplardan anlaşılıyor ki Işık Tayfası da İslam'ı beğenmiyor. Bunun muhtemel nedenleri, İslam'ın cihat gibi bir gerçeği içermesi, yani savaş yanlısı olması ve kadınlara bakış açısı, yani İslam öncesi Türk geleneği ile uyuşmayan yapısı olabilir. Çünkü şamanizm inancından ögeler de barındıran Anadolu Alevileri için kadın savaşta ele geçirilen bir ganimet ya da cariye değil, annedir. Aile içindeki rolü önemli olduğu gibi çoğunlukla otorite sahibidir. Başka bir dinin egemen olduğu ve devletin sizler için sapkın, sapık gibi sözler söylediği bir düzende, sayıca az olan bir topluluk olarak gizlenmekten başka yapılabilecek bir şey yoktur. Bu yüzden Aleviler, Osmanlı zulmü nedeniyle İslam'a inanıyormuş gibi bir izlenim yaratmak zorunda kalmışlar, bunun neticesinde ortaya İslami söylemleri olan, İslam'a inanmış, inanmak zorunda kalmış ya da inanmış gibi yapan aptallar çıkmıştır. Bu aptallar genellikle, tıpkı Hristiyanların üçlemesi gibi bir üçleme oluşturarak Allah, Muhammed ve Ali adlarını birlikte anmaya başlamışlardır. Fakat erken tarihlerden kimileri, örneğin 16. yüzyılda yaşamış bir Bektaşi ozanı olan Azmi'nin yazdığı bir deyiş, Alevi Bektaşi akılcılığının örneği olarak sunulmuş olsa bile aslında dine eleştiri getirmekte bir kabullenemeyişi ortaya koymaktadır. Azmi şöyle der. Yeri göğü insü cini yarattın. Sen ey mimar başı eyvancı mısın? Ayı günü çarhı burcu var ettin. Ey mekan sahibi rahşancı mısın? Denizleri yarattın sen kapaksız. Suları yürüttün elsiz ayaksız. Yerleri temelsiz göğü direksiz. Durdurursun acep iskancı mısın? Kullanırsın kanatsızca rüzgarı. Kürekle mi yaptın bu dağları? Ne yapıp da öldürürsün sağları? Can verip alırsın, sen cancı mısın? 8 cennet yaptın sen Adem için, adın büyük bağışla anın suçun, Adem'i cennetten çıkardın niçin, buğday nene lazım harmancı mısın? Biriken bin ettin kendi adını, görmedim sen gibi iş üstadını, yaşardırsın kurudursun odunu, sen bahçevan mısın ormancı mısın? Cibrail'e perde altında söylerdin,
İnüp Beytullah'ta kendin dinlerdin. Bu ateşi cehennemin eylerdin. Hamamın mı var, külhancı mısın? Hafaya çekilip seyrana durdun. Aklı ermezlerin aklını urdun. Kıldan ince köprü yaptın da kurdun. Akarsuyun mu var, bostancı mısın? Bu kışlara bedel bu yazı yaptın. Evvel bahara karşı gözü yaptın. Mizanı iki göz terazi yaptın. Bakkal mısın yoksa dükkancı mısın? Kazanlarda katranların kaynarmış. Yer altında balıkların oynarmış. Ol, bu dünya kadar ejderhan varmış. Şerbet mi satarsın, yılancı mısın? Esirci misin, koydun cehenneme Arap? Hoca mısın, okur yazarsın kitap? Aslın katip midir, görürsün hesap? İhtisabın mı var, yok hancı mısın? 100.000 tamun olsa korkmam birinden. Rahman ismi nazil değil mi senden? Gaffarü zünubum demedin mi sen? Affet günahımı, yalancı mısın? Beni affeylesen düşen mi şandan? Şahlar bile geçer böyle isyandan. Ne dökülür ne eksilir haznenden. Affet günahımı, yalancı mısın? Şanına düşer mi noksan, görürsün. Her gönülde oturursun, yürürsün. Bunca canı alıp gene verirsin. Götürüp getiren kervancı mısın? Bilirsin ben kulum, sen sultanımsın. Kalpte zikrim, dilde tercemanımsın. Sen benim canımda can mihmanımsın. Gönlümün yarısın, yabancı mısın? Beli delil eyler, kendin söylersin. İçerden azmiyi pazar eylersin. Yücelerden yüce seyran eylersin. İşin seyran, kendin seyrancı mısın?